Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz yayınımıza. 5 Kasım günü gerçekleştirilecek ABD seçimlerine 2 aydan az bir süre kaldı. Bu kapsamda adaylar Trump ve Harris ilk kez canlı yayında kozlarını paylaştılar diyebiliriz. Trump ilk canlı yayınına Biden'la çıkmıştı. Biden'ın performansı beğenilmemişti ve adaylıktan çekilmesi gerektiği söylenmişti. Daha sonra Biden adaylıktan çekildi ve yerine başkan yardımcısı Harris'i işaret etti. Şimdi dünkü canlı yayında neler oldu, neler yaşandı, taraflar birbirlerine hangi konularda yüklendiler? Bütün bunları konuşacağız. Konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ergin Yıldızoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şimdi efendim dün yaklaşık 1,5 saatte gerçekleşti bu yayın. Daha çok Harris'in öne çıktığına ilişkin genel bir görüş var. İlk olarak onu sorayım. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz ve taraflar da hangi konulara vurgu yaptı sizden dinleyelim. Harris gerçekten bir anlamda egemen oldu denebilir bütün tartışmaya. Hatta işte Trump'ı perişan etti, Trump'ı ezdi gibi yorumlar da var. Cumhuriyetçi kesiminden bile yorumcuların işaret ettiği gibi Trump kendisinden beklenen performansı gösteremedi. İlk başlangıçta özellikle ekonomi konusunda önemli bir soru sorulmuştu. Bu çok önemli bir soru. Hemen hemen her başkanlık seçiminde var olan başkan adayına sorulur. 4 yıl öncesine göre daha iyi bir durumda mı bugün seçmen diye. Bu Trump açısından avantajlı bir soruydu. Kamala Harris'in de buna cevap vermesi gerekiyordu. Kamala Harris buna gereken cevabı vermedi açıkçası. Biraz tedirgin olduğu, biraz heyecanlı olduğu anlaşılıyordu. Ama onun yerine neler yapacağını sosyal güvenlik konularında, ücret ve vergi konularında, orta sınıf desteklerinde, yeni işe başlayan yatırımcılara verilecek destekler konusunda bir şeyler anlatmaya başladı. Bir anlamda bir tutuk bir durum vardı çünkü sorunun cevabı bunlar değildi. Ama ondan sonra toparladı ve kendi planı doğrultusunda ilerlediği anlaşılıyor. Ve o plan doğrultusunda da şöyle söylüyorlar birçok yorumcu, yani değişik taraflardan yorumcular. Bir seri tuzak kurdu Trump'a ve Trump bu tuzakların içine hemen hemen hepsine yürüdü. Hatta Trump'ın 2016 seçim kampanyasını yöneten Chris Christie, muhafazakarların çok önde gelen isimlerinden bir tanesi, her aşamada önüne bir delik açtı. Harris ve Trump da deliklerin içinden her seferinde daldı. Alice Harikalar Diyarındaki Tavşan'a referansla. Dolayısıyla çok açık bir durum var. Sizin sunuşa başlarken gönderme yaptığınız Biden ve Trump tartışmasının bir anlamda tersi bir durum vardı. Biden orada şaşırmış ve Trump'ı zorlayamamıştı. Kendi tartışmasını, kendi planını yürütememişti. Bu sefer gerçekten de tersine döndüğünü manzaranı gördük. Kontrolde olan Harris'ti. İstikrarlı ve düzenli savları ileri süren oydu. Kendi planında ilerleyen ve hiç sapmayan oydu. Buna karşılık Trump hemen her iki aşamada bir tam sıkıştıracakken Kamala Harris'i, Kamala Harris'in önüne attığı bir kemiğin peşinden gidip abuk sabuk şeyler anlatmaya başladı. Yani adamın engellenemez bir egosu var. Artık ölçmek mümkün olmayan bir narsist psikolojisi var. Oraya dokunduğu zaman birisi her şeyi unutup onun peşinden gitmeye, ona cevap vermeye çalışıyor. Belli ki iyi hazırlanmış. Zaten Kamala Harris için de şöyle bir bilgiye rastladım ben. Tüm eğitim hayatı boyunca tartışma kulüplerinde çok fazla yer almış. Dolayısıyla retorik sanatının çok vakıf birisi. Karşısındakini tartışma boyunca nasıl yönlendireceğini, nasıl kurgulayacağını, en azından bunun tekniklerini bilen birisi ve bu tartışmada da bunları uyguladığı anlaşılıyor.
Evet, şimdi aslında sizin de söz ettiğiniz gibi yayının da belli kısımlarını izlediğimizde Harris'in gerçekten kendine çok güvenen mimiklerini bile görebiliyoruz. Orada Trump'ın da aslında bazı iddialarda bulunduğunu gördük. Örneğin kürtaja ilişkin bazı eyaletlerde 9 aydan sonra kürtaj yapıldığını söylüyor. Onu muhabir düzeltiyor. Kedi köpek yenildiğini söylüyor bazı bölgelerde vesaire. Şimdi orada neredeyse saçma diyebileceğimiz diyaloglara da şahit olduk. Ancak şurada Trump'ın da bir karşı suçlaması var. Daha önce de konuştuk. Marksist diyor Harris'e. Dolayısıyla buradaki hedefini de bir konuşmak isterim. Trump ABD sermayesini mi yanına almak istiyor? Şimdi Trump'ın ABD sermayesini yenine böyle yanına alması mümkün değil. Çünkü Marksist'tir demesi ekonomik siyasi olarak bir karşılığı yok Amerikan siyasetinde. Diğer taraftan Trump'la Kamala Harris'e bugüne kadar gelmiş olan mali yardıma ya da katkıya, bağışa baktığımız zaman Trump'ın 3 katı bir kasaya sahip. Şimdi evet büyük bir kısmı bunlar, önemli bir kısmı bunların tek tek bağışçılardan geliyor. İyi ama bu kadar büyük para da sadece bağışçılardan gelmiyor, büyük sermayeden de geliyor ve çok garip yerlerden de geliyor. İşte örneğin 2 gün önce, bir gün önce Dick Cheney destekleyeceğini söyledi. Şimdi Dick Cheney George Bush'un başkan yardımcısıydı ve George Bush'un başkan yardımcısı olduğu sırada da o hükümetin arkasında büyük sermaye, özellikle silah ve enerji tekelleri vardı, büyük mali gruplar vardı. Dolayısıyla böyle bir bağlantı üzerinden geldiğinde söylemek mümkün. Bu anlamda büyük sermayenin Trump'tan yana olacaksa bu şekilde olması söz konusu değil. Diğer taraftan başka bir şey daha var. Büyük sermaye açısından ne yapacağı belli olan, planı programı belli ve istikrarlı olabilecek bir yönetim tercih edilir. Büyük sermayenin şu anda Trump'ın sunduğu resimden bazı kesimler, işte örneğin Elon Musk, Thiel, birkaç tane daha çok büyük pardon, teknoloji devinin dışında, ki bunlar zaten kendi başlarına çok enteresan insanlar. Yani bunların egemen sermayeyi temsil ettiğini söylemek de ne dereceye kadar doğru bilemiyorum. Ama işte Wall Street Journal'dan, yani finans sermayesinden, diğer endüstriyel sermayeden Harris'e karşı bir tutum ya da böyle sürüler halinde öbür tarafa, Trump'a doğru yönelmeye başlamış bir grup görmüyoruz. Zaten para da bir anlamda bunu gösteriyor. Ayrıca işte Harris'in Trump'a kurduğu tuzaklardan bir tanesi de buydu. Çok aşırı yorumlar yapmasına teşvik etti Trump'ı. İşte bu işaret ettiğiniz demin köpek kedi köpek yemek gibi, doğduktan sonra kürtaj yapmak gibi böyle bir saçma bir cümleyi kullanmak durumunda kaldık. Hapishanelerdeki göçmenlere cins değiştirme ameliyatları yapacaklarmış gibi bir, yani ne anlama geldiği anlaşılamayan, ne işe yarayacağı, hangi argümanın parçası olduğu belli olmayan laflarla ortaya geldi ve bunların içinde bir de bu kadın Marksist'tir dedi. Kadının bütün tarihini biliyoruz. Kadın savcı ve kimlerle uğraştığını bugüne kadar da biliyoruz. Bu anlamda o Trump'ın, bence Trump'tan yana değil, Trump'a karşı çalışan bir iddia oldu. Marksist olduğu ileri sürmek. Şimdi dış politika konuları da konuşuldu. Özellikle tüm dünyayı da ilgilendiren Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki savaştan söz edildi. Orada Trump iki savaşı da çok rahat biçimde bitirebileceğini söylüyor. Özellikle Ukrayna Savaşı'nı bu konuda tecrübeli olduğunu, isimleri iyi tanıdığını söylüyor. Harris'ten şöyle bir yanıt geliyor. Yine çok özgüvenli bir yanıt. Putin seni öğle yemeğinde yer diyor Trump'a karşı ve kendisi de Gazze Savaşı'na ilişkin daha önce de söylediği gibi hem iki devletli çözüm hem de ateşkes vurgusu yaptı. Bu konuda da dış politikaya ilişkin Amerikan seçmenine hangi isim daha çok güven veriyor? Şimdi Amerikan seçmeninin genelde dış politika ilgisi her zaman düşük olur. Amerikan seçmeninin
ülke politikasına bile genelde eğilimleri düşük olur. Kendisi yerel politikalarına daha çok yoğunlaşmışlardı. Zaten bir iki tane network adı altında gazete ve televizyon tüm ülkeyi kaplarken genelde herkesin kendi yerel gazeteleri, kendi yerel bölgesel televizyonları var. Bu anlamda dış politika bir başka tartışmanın bence yansıması bu. O tartışmada ideolojik iki tarafın ideolojik çizgilerini savunurken gündeme getirdikleri bir konu oluyor. Şimdi şey açısından, Harris açısından diyor ki sen ve senin arkandaki işte proje 2025 otoriter, diktatoryal, işte ortama göre bazen faşist kavramları kullanılan bir rejim kurmak istiyorsunuz diyor. Dolayısıyla sen diyor işte Putin'le senin arzuladığın rejimi uygulamakta olan insanlarla yakın olmak istiyorsun. Onlara özeniyorsun. İşte bunlardan bir tanesi Orban, bir tanesi Hussein, bir tanesi işte Kim Il-Jong, Kore'nin diktatörü ya da lideri neyse. Dolayısıyla buradan bir giriş yapıyor ona. Bir başka noktada yine şimdi Amerikan devletinin uluslararası politikalarında bir karışıklık var. Şöyle gerilemekte olan bir emperyalist güç. Evet. Gerilemekte olan bir emperyalist gücün kendi uluslararası üstünlüğünü bu zamana kadar kurmuş olduğu düzeni koruma konusunda çeşitli refleksleri var. Bu refleksleri yönetmek ve bu refleksleri yönetecek bir paradigma üretmekle meşgul şu anda Amerika'nın pratik devleti. Yani Trump ve etrafındakiler değil. Aslında Trump'ın ve devlet içindeki güvenlik bürokrasisi bir tarafı bunun. Bir tarafı da işte Heritage Foundation tarafındaki bir başka çevre. Bunun paradigmasını üretmeye çalışıyorlar. Bu anlamda karşı karşıya gelen bir taraftan da bir olasılıkla, yani bunu akademik bir düzeyde doğrulamak henüz mümkün değil ama gözlemleme olarak söylemek mümkün. İki farklı vizyon görüşüyor. Bunlardan bir tanesi var olan dünyayı yönetmekle ilgili, öbürü ise bu dünya artık yönetilemeyeceğine göre bir kale kuralım Amerika'da. Yani Amerika muğazzam bir güç, zaten ada yapısı var Amerika'nın iki tarafı da deniz. Son derece güçlü bir Amerika kuralım ve nihai savaşı göğüsleyecek durumda Çin konusunda burada karşımıza geliyor. Örgütlenelim. Sorun burada şuradan kaynaklanıyor. Amerika'nın hegemonyacı dönemde kurduğu bütün ekonomik, siyasi hatta kültürel bağlar Amerika'nın içeriye dönmeye başlamasıyla beraber yok olduğu takdirde Amerika'nın gücünün de küçülmeye başlamasını ve kendini nihai bir savaşta koruyamayacak bir konuma gelmesini de gündeme getiriyor. Çünkü o çekilirken yerine başkası girmeye başlıyor. İşte İngiliz emperyalizminin geri çekilmesi sırasında yerine Fransız, Alman, Japon sermayelerinin ve devletlerinin girmekte olduğunu o zaman gördük. Büyük bir kısmında Amerika girmeye başladı. Sonra savaşla neticelendi. Dolayısıyla burada da ideolojik ve kültürel bir anlamda da uzun döneme ilişkin bir paradigma tartışması sürüyor yanında. Yani tam anlamıyla bir kısa dönem Harris gelirse ne yapar, Trump gelirse ne yapar değil. Amerikan devleti hangi projeyi, hangi yönelimi ya da beka sorununa ilişkin trendi seçecek tartışması bu bir taraftan da. Evet, yani bu söylediklerinizden yaptığım çıkarım da aslında kimin başkan seçileceği, belki önümüzdeki 30-40 yılda da dünyadaki o politika gündemine dair neler konuşacağımızı da biraz ortaya koyuyor. Çünkü şimdiden bildiğiniz üzere işte çok kutuplu dünya mı, artık farklı bir eksen arayışı mı var şeklinde konuşuyoruz. Son kertede şimdi aslında yorumlar da o yönde. Harris'i biraz daha bu seçimi önde götürüyor diye görüyorlar. Anketler de bunu gösteriyor zaman zaman. Sizin tahmininizi alayım. Sizce çok ilginç bir gelişme olmadığı takdirde Harris bu seçimin kazananı olacak mı? Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu yüzden işte bıçak sırtında lafını kullanıyor hemen hemen bütün yorumcular. Harris ülke çapında %47, Trump ise %44 gösteriyor.
Ama biliyorsunuz ülke çapında oyla kazanılmıyor başkanlık. Delege sayısıyla kazanılıyor. Delege sayısında ise bir grup 14 tanesi hariç bütün diğer eyaletlerde hemen hemen kimin alacağı belli. Yani muhafazakar cumhuriyetçilerin eyaletleri var, demokratların eyaletleri var ve buralardaki farklar aşılacak gibi farklar değil. Geriye kalan bir grup eyalet var. Bunlar işte dengede olan eyaletler. Buralarda ise birer puan fark gözüküyor arada. Yani bir puanlık fark ki bu zaten istatistiki olarak hata aralığının içine düşüyor. Yani bir puan fark varken hangisinde ileride ol, Harris ileride ya da öbürü geride demek istatistiki olarak doğru değil. Başa baş gidiyor demek en doğrusu. Çünkü %5 aralığı üzerinde genel olarak bu hesaplar yapılıyor. %1 fark varsa zaten hata aralığının içine düşüyor. Bir başka yöntem de var tabii kimin kazanacağını, kaybedeceğini söylemek için. Bu biraz daha uzun bir yöntem ama şeylerin dışında, kamuoyu yoklamalarının dışında böyle bir 7-8 tane ölçüt var. Bu ölçütler üzerinden yapılan tahminler geçmişte bir seçim hariç galiba genel olarak doğru çıkmış durumda. Bu tahminleri geliştiren ve yapan profesör henüz tahminini yapmadı. Yani yapmakta da geciktiriyor. Bu da zaten belli ki seçimlerin çok yakın olacağını sonuçlarının ve bunun başka bir tabii ki sonucu var. Yani seçimlerde kimin hangi oranda oy alacağından öte seçimlerden sonra işin karakolda biteceğine dair de bir işaret veriyor bize. Şimdiden çünkü Trump bu seçimleri çaldırmayız, çalmaya kalkanları hapse atarız, bunları yine çalmaya çalışacaklar diyor. Ve Cumhuriyetçi Parti birçok eyaletlerde seçim sonuçlarını ve delegeleri belirlemek üzere örgütleniyor. Eyalet düzeyinde seçmen ne derse desin belediye delegeleri ben saptarım diyebilecek bazı yasal kolaylıkları kullanmaya çalışıyor. Birçok seçim sandıklarına ya da seçim kurullarına 2021 seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiş adayları, kabul etmemiş insanları atamaya başladı. Dolayısıyla demokratlar heyecanla kazanıyoruz, ediyoruz filan gibi bir yöne doğru gidiyorlar ama sonunda yine devreye devletin girmesi gerekecek gibi gözüküyor. O noktada da Yüksek Hakimler Kurulu'nun Trump'tan yana olduğunu da düşünürsek tam bir karambol halinde Trump'ın da yönetimi üstlenmeye kalkması da çok uzak bir olasılık değil bu senaryolar içinde. Sayın Yıldızoğlu çok teşekkür ediyorum. Bakalım seçimin ardından çarşı pazar karışacak mı Amerika'da diyelim. İlerleyen günlerde yine konuşuruz. Görüşmek üzere. Buyurun. Hoşça kalın. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, aylardır bu ekranlarda sıkça konuştuk. ABD seçimlerine 2 aydan az bir süre kaldı. 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler. Dün Harris ve Trump aslında kozlarını paylaştı. İlk kez canlı yayında karşı karşıya geldiler ve aslında seçmenlerini ilgilendiren konuları tartıştılar. Orada Harris'in biraz daha iyi bir performans sergilediği ve biraz öne çıktığı yorumları yapıldı. Ancak Sayın Yıldızoğlu'nun aktardığına göre seçim hala bıçak sırtında. Hatta Trump seçmeninin kaybetmesi halinde seçimleri kabullenmeyeceğine dair de bir ihtimal olduğunu söylüyor. İlerleyen günlerde göreceğiz ve sizler için aktaracağız bu ekranlarda. Şimdilik sonlandırıyorum. Hoşça kalın.